hoş geldin asker. Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su. Koşu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da, şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Evet. Bağlayın. Emredin komutanım. 7'sine. Yani 2 günümüz var. Pek komutanım. Biz denetlenmeye her zaman hazırız. Teşekkür ederim komutanım. İyi günler. Bugün biraz yorgun görünüyorsun. Uykusuzum komutanım. Dün evle uğraştım da, ütü, temizlik, bulaşık derken bittim. Onca ağır eğitimin, sporun yıkamadığı fırtına Levent, ev işlerinden yorgun düşüyor demek ha? Sormayın komutanım. Neyse, inşallah bugün bir şey çıkmaz da sen de dinlenebilirsin. İnşallah komutanım. Günaydın arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Biraz evvel telefon geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir general perşembe günü alayımızı ziyaret edecek. Çok çalışmalıyız. Her taraf çiçek gibi olmalı arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Bir de briefing için bir barkovizyon hazırlayın. Film gibi bir şey. Yani kısa film gibi mi komutanım? Eğitim sistemi, yemekhane, koğuşlar, böyle tanıtım filmi gibi bir şey. Emredersiniz komutanım. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Bu iş bitene kadar mesainin devam etmesi lazım. Çok çalışmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi kolay gelsin. Emredersiniz komutanım. Biz de kendimize güveniyoruz ama ben bu bölüye güvenmiyorum. Bunun kameramanı var, ışıkçısı, sesçisi. Hiç de anlamam böyle işlerden. Ne yapacağız Üsteğmen'im? Ben de anlamam komutanım. Neyse, ben şu tekmili alayım da sonra bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Tamam. Emredin komutanım. Kerim Aslemen nerede? Bilmiyorum komutanım. Dün gece nöbetçiydi. Uyanamadı herhalde. Komutanım, ben uyandırmaya ciddim. Kalkın komutanım dedim. Anacığım ne olur 5 dakika daha uyuyayım dedi. Ne? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Cemal. Niye uyandırmıyorsun beni? Kaç çavuş. Komutanım mışıl mışıl uyudunuz. Bir de bana anacığım dediniz, kıyamadım. Komutanım, Levent Hüseyin'e gel. Dönün! Lan! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 61 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun Aslıeminim. Merhaba asker! Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Rahat!
Siz nasılsınız Aslıemin'im? İyiyim komutanım. Daha geç kalmışım biraz. Belli oluyor. Kepinizi düzeltip postalınızın bağcıklarını bağlayın. Sola dönecektik, karşımıza çıkacaktı. Ama karşımıza orman çıktı. Senin yüzünden burada kaldık ya. Sen de jip buldum diye offroad yapmaya kalkmasaydın. Ya ben babama ne diyeceğim şimdi? Gitti araba. Mahvoldum ben, uyuyacak beni ya. Açılışa da geç kalıyoruz Tibet. Hadi git yardım getir. Dağ başındayız kızım. Ben nereden yardım bulayım sana? Aa, bulduk bile. Burası askeriyeymiş. Askerler kesin yardım eder bize. Askeriye mi? Manyak mısın sen? Ben asker kaçayım. Hemen uzayalım hadi. Sanki biz çok meraklıydık dağ başında kalmaya. Hadi Tibet, arabayı tamir et de gidelim. Ya bir şeyler yap Tibet, ne olur. Ay burada açlıktan ölürüz. Donarız vallahi. Tamam. Sakin olun, sizi kurtaracağım. Hemen babamın ustayı arayalım. Bir çekici çağıralım. Telefon. Telefon çekmiyor. Yandık abicim, bittik biz ya. Geçmiş olsun kızlar. Komutanım, sizi filmimizin kameramanıyla tanıştırayım. Ne? Fato mu? Fato, sen film çekebilir misin? Film mi? Çok mühim konu bu muydu üstelmenim? Aa, mühim tabii. Filmi general izleyecek. Aksiyon, macera, heyecan. Gerilim filmi de olabilir aslında. Komedi filmi olup da general izleyince bize gülmesin de ne olursa olsun komutanım. Ne filmi bu? Kafam iyice karıştı benim şimdi. Alayton tam bir film çekilecek. Sen de bizim kameramanımız olacaksın. Yani kameramanımız olur musun demek istemiştim. Zor iş Fato. Sen tek başına altından kalkabilir misin? Bilmem ki. Ekip kurulması lazım. Hem yönetmen kim olacak? Merak etme. Çağırttım. Gelir şimdi. Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emredin komutanım. İşte. Yönetmen de tamam. Seyfi? Fatoş Hanım, sizi filmimizin yönetmeniyle tanıştırayım. Seyfi Güzel Sanatlar'dayken film işleriyle uğraşmış. Seyfi, hemen bugün film çekimlerine başlıyorsunuz. Kendi ekibini kendin kuracaksın. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Sağ ol Tosun. Abim. Sol babacım. Afiyet olsun. Abdü abi, taslif. Kolay gelsin. Sağ ol. Ellerine sağlık Tosun'um. Afiyet olsun. Bak, ben dükkandan ışık getiririm. Hem Allah'tan kameramız var. Bir de tabii ki çalışma azmimiz. Hı, çok iyi. Ya, bir dakika. Ne oluyor Seyfi? Sen hala aynı meselede misin? Daha ne olsun Fato? Ya kaç defa özür diledim. Sadece küçük bir dil sürçmesiydi. Evet. Dil sürçmesiydi değil mi? Bana Mehmet dedin. Ya canım, bir keresinde de müşteriye sallama çay yerine dallama çay demiştim. Ya çok üzgünüm. Ben de. Unutabilir miyiz peki? Neyi? Ben bir şey hatırlamıyorum. Neyi unutacaktık biz, ha? Ben de hatırlamıyorum. Ne oldu ki? Seyfi, Fato. Film çekiyormuşsunuz. Ay başrole ihtiyacınız var mı? İşte ben de tam kim eksik diye düşünüyordum. Sen nereden duydun Suzi? Babamdan. Levent Üstemel'le konuşurlarken duydum. Şimdi bensiz olmaz değil mi ama? Bak, dinle. Ben yönetmenim, tamam mı? Fato kamerayı kullanacak. Yani bizim şu anda bir ışıkçıya, bir sesçiye, bir de senariste ihtiyacımız var. Eğer uygunsa hemen başlayabiliriz. Onlar sıkıcı işler. Yani mesela bana şöyle yardımcı yönetmenlik falan. Tamam, olur.
Olur. Benim de bir yardımcıya ihtiyacım var ya. Evet. Tamam, Suzi olsun. Ay şahane valla, oldu bu iş. Tamam. Ben senin en birinci asistanın olurum. Anlaştık. E peki senarist ve ışıkçı kim olacak? Senaristimiz yazmayı seven biri olacak. Sonra duygusal, eli kalem tutan biri olacak. Bir de ayrıca tabii ki yeterli askeri birikime sahip işte senarist Hamza. Evet. Hayır. Ne oluyor? Yavaş. Dur. Benim şeyimi ne okuyorsun? Özel şeyimi. O zaman ekibi kurduk bile. İşte ışıkçımız Kartopu, besesçimiz Tosun. Yeteri kadar da oyuncumuz olduğuna göre kızlar bu iş tamamdır. Hadi bakalım başlıyoruz. Action! Et, Türk, asker, gol! 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 Emredersiniz komutanım. Estağfurullah komutanım da iş icabı. Yani. Hayır, böyle komut vermezsek nasıl çekeceğiz biz bu filmi? Hadi uzatma. Çabuk çekeceksen çek şu filmi. Allah. Hadi seni beklerim. Vallahi ben yoruldum ya. Bak Seyfi bu kaçıncı oluyor ama ha. Başlayacağım şimdi filmine ha. Duramıyorum lan ayakta. Orada oturup çekme kolay. Oh ne güzel. Olmuyor işte öyle olmuyor. Sizin yerinize odun oynatsam daha iyi yani. Ya bak bu sahnede güç var. Savaş var. İnanmışlık var. Duygu çıkmıyor. Ay komutanım yani siz de lütfen öyle overacting yapmayın yani. Buyur. O neymiş öyle bir? Hayır yani oyunculuğunuz abartılı. Siz askerlere destek veren bir komutansınız. Hitler değilsiniz ki. Lütfen. Jumbo sen de kamerayı oynama. Seyfi Bey. Bakınız bu Jumbo benden rol çalıyor. Başrolü benim oğlum. Zoruna mı gitti? Hadi oradan be. Seyficiğim. Beni şöyle boydan alıyorsun değil mi? Öyle şişman çıkarsın abi ben sana söyleyeyim. Ferit. Bir daha yap bakayım. Vay be. Oğlum kamera seni seviyor. Yönetmenim şöyle profil mi durayım daha iyi yoksa böyle birden aynı anda başımı mı çevireyim? Oo Seyfi bak torpil var ha. Başrol benim abiciğim. Hayır benim ya senin sahnelerin belli. Hadi oradan lan. Ya çekilin be. Alo! Geçin yerinize be. Sen de çekeceksen çek şunu artık hadi. Action. Emredersiniz komutanım. Yalnız komutanım şöyle ufak bir ara vermek istiyorum. Bir düşüneyim. Manyak herifler. Ne yaparsan yap be. Ahmet başlamış. Komuta sende. Emredersiniz komutanım. Evet ara verdik çocuklar. Ya Suzi. Git şu Hamza'yı çağır. Ben bu senaryoda revizyon istiyorum. Tamam. Ne istiyormuş yine? Aman boş ver. Senaryoyu kurcalayacak. Ya kollarım koptu bunu taşımaktan. Sessiz film çeksek, aralara yazı girsek olmaz mı? Ya asıl ışık rezalet. Bulut geliyor, ışık gidecek diyorum. Oo, sen de buluttan dem kapıyorsun Fato. Hem senin de senin görüntülerin fülü. Ya şşşt dur. Bak teknik ekipte gerginlik istemiyorum. Evet, nedir babacan? Kardeşim bir rahat bırakmadınız ha, yine mi sıkıştınız? Heh. Ya Hamza, şimdi bak bu finali değiştirmeni istemedim mi ben? Ya burada herkes ölüyor. Evet, fakat ölüş var. Bak burada kahramanca ölüyorlar oğlum. Bak diyor ki şahit düşerler, şahit düşmüş. Ya tamam da ben böyle bir klişe bir final istemiyorum. Ya şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki böyle mutlu son olsun. Ha, en sevdiğim son. Mutlu son. Güzel. Bak şimdi. Dur bakayım. Barışın. Bak şimdi. Finalde şimdi bizimkilerin çektiği film çok güzel olmuş. Yani. Ve Paşa da yani general de oyunculardan Karizma Hamza isimli karaktere en iyi senarist madalyasını vermiş. İşte en mutlu son, çok mutlu son, süper son. Ya hadi tamam. Abartma öyle hemen. Bana bak sinyorcan. Vallahi sen bu senaryoya öyle kafana göre karışamazsın yemin ederim. Öyle tuluat yapma. Karışma senaryoya. Ya karışırım tabii. Burada yönetmen benim. Burada benim sözüm geçer. Bana bak. Gelirsem oraya kimin sözü geçer görürsün ha. Herkes yerine. Sen de çekeceksen çabuk çek şu filmi. Hadi geç yerine. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar hemen toparlanalım. Öğle yemeğinden önce bir sahne daha çekmemiz lazım. Hadi çabuk.
ses akıyor. Action! 3, 3, basket, gol! 3, 3, basket, gol! 3, 3, basket, gol! Sorun sanırım karbüratörde. İyi işte, tamir etsene. Hayır, yerini bulsam tamir edeceğim ama bilmiyorum ki. Tibet, istersen birilerine soralım. Ay ne biçim erkeksin sen? Bir arabayı tamir edemiyorsun. Tibet, tamir edemiyorsun. Git bari yardım getir. Donacağız burada. Ya nereye gideyim kızım? Kurda kuşa yem olmazsam askerlere yakalanırım ya. Tibet, ne olur. Oho, en yakın yere en az 2 kilometre vardır şimdi. O kadar yürüyemem ki ben. Nazlık adamım. Ya askeriye git. Orası daha yakın. Kızım anlamıyorsunuz galiba. Asker kaçağıyım ben. Girdiğim anda enselenirim paket. İyi işte askere de gitmiş olursun. Tibet hadi git ya ne olur birilerini bul yardım çağır. İyi madem gidip yardım getireyim. Bak bunu unutmayın sizi kurtarıyorum ha. Evet sen bir kahramansın. Hadi git. Tibet askeriye bu tarafta nereye gidiyorsun? En verimli çağımda askere gidemem bebeğim. Ben şöyle yakınlarda bir benzinlik falan bulurum inşallah. Hadi. Çatlak bu ya. Kıvıt! Kıvıt bırak ya kameraya bakma. Niye kameraya bakıyorsun? Niye kameraya bakıyorsun? Ha komutanım bizim sahneler geliyor. Ha? Prova yapalım Ahmet Başçavuş'um. Yapalım komutanım. Durun. Ahmet Başçavuş ve Aztek çalıların arasında duruyor. Manyak Hamza Aztek yazmış. Yavut! Komutanım, siz tam işaret verirken ben yanınızda olacağım, tamam mı? Şey, nasıl, düzgün mü? Düzgün, düzgün. Yalnız, bitse de gitsek, dondum. Aman komutanım, aman, aman sakin ol, tamam, tamam. İşaret! Nerede? O değil, askerler işaret edin! Ya komutanım, kameraya bakma! Askere, askere! Askerler, askerler! Halim kalmadı. Koptu kollarım. Ben köyümü özledim. Oğlum Seyfi, sen çok değiştin be ya. O yürekten koltuğu seni canavar yaptı, canavar. Bizde derman kalmadı Seyfi. Artık filmin bu bölümünü montajla toparlarız. Peki, tamam Foto. Sen de git Suzi gibi. Ama benim bir asker ve bir yönetmen olarak izleyicilerime karşı bazı sorumluluklarım var. Aa, durun! Kimsin sen? Teslim ol! Teslim oluyoruz. Kimsiniz siz? Kıpırdamayın. Ateş etmeyin. Çek. Kızlar. Ahmet var çocuk. Film çekiyorlar. Ah merhaba. Ben Ece. Bu da arkadaşım Burcu. Merhaba. Ben Kerim. Aztek Kerim. Bu da başçavuş. Ahmet. Merhaba. Anam, melek gibi kız. Hanımlar, ne arıyorsunuz burada? Burası askeri bölge. Ne arıyorsunuz? Ay, siz de olmasanız ne yapardık bilmiyorum vallahi. Bizim dağ başında arabamız bozuldu. Yardıma ihtiyacımız var. Korkmayın, yardımcı oluruz. Aracınız nerede? O zaman sizi arabamıza götürelim. Ben götüreyim komutanım. Ben daha hiç götürmedim komutanım. Ben götüreyim komutanım. Arabayı sen götürsen olmaz mı? Neydi adın? Ferit. Olur gelirim. Ferit! Hemen kademeye git. Bir asker, alet edevat getir. Levent Üstemir'e de tekmil vermeyi sakın unutma. Emredersiniz komutanım. Alaya gitmem lazım, sonra gelirim. Sen ve sen. Benimle birlikte gelin. Seyfi, sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Şu arabaya gidip bir bakalım. Hamza, sen benimle gel. Siz
Göreve geldiğim ilk günde kışlada film çekiliyordu. Öyle mi? Nasıl yani? Mustafa Altoklar yönetmeniydi. Hamza Delipınar'la da o gün tanışmıştım. Hamza ne yapıyordu filmde? Levent Üsteğmen'i oynuyordu. Yani beni oynuyordu komutanım. Ah, siz de mi filmde oynuyordunuz? Yok, hayır. Ya biraz karıştı. Neyse, dua edelim de şu film işini ellerine yüzlerine bulaştırmasınlar. Komutanım, sivil bir araç birlik sınırlarını ihlal ederek kaza yapmış. Ne? Ay, bir bu eksikti. Kızlar! 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 Araba gitti. Kızlar da yok. Etrafta bir Allah'ın kulu da yok. Ve ben askeri arazideyim ya. Allah. Canım, araba işi kolay. Onu hallederiz. 5 dakikalık iş. Tamir ederiz. Ne olacak? Tabii canım. Tamir de bak. Biz de bak. Biz uçak bile yapabiliriz. Değil mi lan? Tabii malzeme olsun yeter. Bir yaparız tabii. Nedir onu? Uçağın motoru nedir? 2 kanat takacaksın. Böyle vurur. Üşümediniz değil mi? Yok canım. Araba da dediğin nedir ki ya? 2 kurcaladın. Bitti gitti. Hayır etmiş. Tibet dönmemiş ayağı. Nerede acaba? Nerede olacak Tibet'te? Tibet'e kadar ne işi var burada? Hastamız da burada. Sen ne güzel bir arabasın abicim ya. Niye bozuluyorsun? Ya bunda bozulacak bir şey yok ya. Evet, evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi şunu güzelce büyütelim de halledelim. Vedat. Sen de çalıştır bakayım arabayı. Komutanım, izninizle. Buyur. Arkadaşlar, bitme düzeni alınacak. Al. Az laf çok iş. Hadi bakayım. Hanımlar, siz de şöyle alalım. Buyurun. Babam arabayı görünce beni öldürecek. Kalmadı komutanım, hepsi bitti. Üzle. Yaralı falan yok değil mi Ferit? Yok komutanım. Zaten 2 bayan kullanıyormuş arabayı. Aha. Kestirme diye yan araziye girmeye kalkmışlar. Çamura saplanmışlar. Allah Allah. Ne işleri varmış ki burada? Ana bu ne lan? Çekme. Amca. Amca. Komutanım. Ne oluyor Aslı'yım? Komutanım, tam tamir ediyorduk ki sen yangın çık. Yangını söndürdüm. Tehlike geçti komutanım. Yok komutanım, yangın değil. Su kaynatmış bu. Ferit, madem anlıyorsun sen bir baksan, ben de sana yardım edeyim. Hanımlar, siz arabaya binin isterseniz. Burada üşütürsünüz. Malum, üstünüz incecik. Yo, ben üşümüyorum. Merhaba, ben Ece. Levent. Alay binasına geçin bari. Arabanın yapılması uzun sürebilir. Yo, ziyanı yok. Hem hava almış oluruz değil mi? Siz bilirsiniz. Neyse. Anlaşılan benim burada kalmama gerek yok. Siz halledersiniz üsteğmeni. Emredersiniz komutanım. Bak şurada da bir şey kokmuş gibi. Ah, elim kesildi. Ne oluyor? Çekilin bakayım. Elim kesildi. Efendim, bir şey yok. Sakin olun. Sıyrılmış sadece. Kesildi, bir kere kan kaybediyorum. Tamam, korkacak bir şey yok. Küçük bir sıyrık sadece. Ferit hanımefendiye hemen ileri gelin. Emredersiniz komutanım. Buyurun. Çabuk, çabuk, çabuk. Vedat. Şu hale bak, burada tozdan hiçbir şey gözükmüyor ki. Bir şey mi oldu? Yo, ben yardımcı olmak için bakmıştım. Yok yok, bu böyle olmayacak başlıyor şu. Kesin servislik bir sorun.
Ama Levent Bey, ben şurada bir kablo gördüm. Kopmuş gibi. Bakın. Ne oldu? Kafaya kaporta yedi. Uyan bacıcan. Uyan. Uyan bacıcan. İyi misin? Ulan. Uyan. Ne yapıyorsun Gökhan? Komutanım, askerin el kitabında öyle yazıyordu. Hastayı sarsın ve iyi misin diye sorun diyor. Hafifçe sarsın diyordu. Sallayıp iç organlarını sökün demiyordu. Kızı şoka sokacaktın. Komutanım, ben suni teneffüs yapabilirim. Levent! Çavuşum, ben revire gidiyorum. Geliyoruz komutanım. Kesik yarası. Öğrenci misin? Evet. Psikoloji son yılım. Aa, süper. Psikolog olacaksın yani. Dert dinlemeyi seviyorsun o zaman. Yok ya. Psikoloji son tercihimdi. İlk tercihin halkla ilişkiler miydi? İnanmıyorum. Attın ama tuttu. Yok canım, atmadım. Hemen anlaşılıyor. Nasıl yani? Tamam dur, geçecek şimdi. Ya. Rahat bırak, rahat bırak. Çok çok acıyor ama. O kadar acıyor mu ya? Melek, o zaman şuradan git bir ağrı kesici falan getir. Kızın gözünden yaş geldi neredeyse. Tabii doktor bey. İsterseniz hastayı ameliyat için de hazırlayayım, ne dersiniz? Doktor musun yoksa? Hayır. Hayır, kendisi sadece işgüzar. Dolapta ağrı kesici ikinci rafta alır mısın benim için? İyi. Çok iyi çocuk. Sağ olsun, çok yardım etti. Öyledir. Sevgilisi çok şanslı. Var değil mi sevgilisi? Sevgilisi yok. Sevgilileri var. Yani genelde tek başına takılmaz pek. Benim tavsiyemi istersen uzak dur derim ben. Bulamadım, yok. Tamam, ben bakarım. Ben de oraya baktım zaten. Bir ağrı kesici almadı diye ölmez herhalde. Hani niye bu kadar üstüne düştün anlamadım. Allah Allah, sen niye bu kadar kıskandın, ben de onu anlamadım mesela. Ercan ne hala? Kız kötü durumdaydı, insani bir durum bu. Tabii, anlıyorum. İnsani. Şu hale bak ya. Bakalım denetlemede neler olacak. Hangi tip saplantılı hastalar zordur mesela? Özellikle kadınlara takıntısı olanlar mesela. Geçmiş olsun. Ne oldu? Hiç sormayın, elim kesildi. Sağ olsun Ferit beni son anda yetiştirdi. Ya Ferit. Yani Ferit yetişmeseymiş kan kaybından ölecekmiş zavallı. Rica ederim Burcu Hanım. Benimki sadece insanlık görevi. Sanırım askerlik de görevleriniz arasındadır. Aa, canım arkadaşım, ne oldu? Ne olacak? Anlamadığı işe burnunu soktu. Hatta kafasını da. İnşallah acısından bayılmıştır. Baygınken bile uyanık kalabilmesi büyük yetenek. Geçmiş olsun. İyi misiniz? İyiyim. Ama her an kötüleşebilecek gibiyim sanki. İyileştiğinize göre bir taksi çağırıp sizleri evlerinize gönderebiliriz. Ayrıca yarın da aracınızı çekiciyle aldırırız. Değil mi Levent Üstey Bey? Emredersiniz komutanım. Zaten bugünlük bu kadar heyecan hepimize yeter değil mi komutanım? Haklısın. Ne gün ama. Maceradan maceraya koşuyoruz. Kahraman askerlerimiz genç kızların hayatlarını kurtarıyor. Yapmayın komutanım. Kız bayılmıştı. Siz de olsanız aynı mı yapardınız? Ben Ferit'i kastetmiştim Üstey Bey'im. Komutanım! Kızları bırakıp kaçan kaçağı yakaladık komutanım. Evet komutanım, öküzü bulduk. Kendileri Halis Moris Timet öküzüdür. Kaçmış, buralara kadar da gelmiş. Kaçmış mı? Kaçmadım. Ben gelecektim aslında. İşte bugün, yarın derken unutmuşum insanlık hali. Yoksa gelmez olur muyum? Ya hem bedelli çıkacak dediler. Yoksa gelirdim, gerçekten. Anlaşıldı. Durumu arayıp merkez komutanlığına bildirelim komutanım. Arkadaşı da bu süre zarfında burada misafir edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi yürü yürü. Nereye? Alo. Alo Nezim. Ne yapmış? Sleeping. Bismillahirrahmanirrahim. No. Neden bak no? Bak kardeşim. I want to sleeping leaves. No leaves. Yes, leaves. Ne demek no leaves, terbiyesiz.
Canım ben. I mean, hapşu. Hapşu. Ya hala okay. Mı hapşu? Hala mı öhöbe? Of Lizim, of. Ya baksana birader, arkadaşım. My friend, my friend. Ya bir gözünü seveyim, şuna bir ada çayı kaynatıver be. Ha? Şey bak, make a ada çayı tea, ada çayı tea. Ha? Ha? Allah rızası. For Allah rızası. Alo. Gitti bile. Oh Elizim. Şimdi sana gurbetenlerde kim bakacak? Ya bir çorbanı kaynatan, sırtına bir havlu koyan bile yoktur. Ah bunlar hasrettir. Ah be askerlik. Ah. Beyler, bu Liz'in durumu kötü galiba. Bu çocuk iyice çöktü ya. Abi normal. Çöker tabii yani. İnsanın sevgilisi hasta oluyor ve gidemiyor. Ne yapsın? Oğlum böyle bakacak mıyız? Hadi. Abi tamam. Firarisin. Cezalısın. Gidemiyorsun kıza. Ama her şeyin bir çaresi vardır. Bu kadar takma kafana ya. Yok babacan ya. Vallahi her şeyin çaresi var ama bu hasretliğin çaresi yok. Ya Lizcağız orada hapşırıyor, öksürüyor. Hasta yatağında ateşler içinde kıvranıyor. Ya ben bir çorba yapıp ona veremiyorum ya. Allah Allah. Tamam ama en azından kızı ne kadar sevdiğini hissettirebilirsin değil mi? Mesela ilaç gibi gelecek bir şeyler yolla kıza. Bak. Ada çayı misal. Ha? Ya tamam istersen onu da yolla. Ama bana göre asıl ilaç senin aşkın. Yani aşkını ifade eden bir şey yolla. Mesela çiçek yollayabilirsin, anladın mı? Ya ne çiçeği babacan be. Vallahi ben ona çelenk yollarım be, çelenk. Abartma istersen. Kızın kendisine yolluyorsun çiçeği, cenazesine değil. Allah Allah. Tövbe tövbe. Allah korusun. Onu asıl bir benzetiş. Uşağım cül yolla cül. Belki reçelini yapar. Buradan. Adana'ya. Ya solmasın babacan. Sen de plastik çiçek yolla. Cansız mansız ama çiçek çiçektir yani. Bir angajman yaptın mı iş tamamdır, ben sana söyleyeyim yani. Ulan daha adını söyleyemiyorsun, bir de akıl vermeye kalkıyorsun. Aranjman. Aranjman. Ya size de yaranılmıyor be, tamam be. Bir daha ağzımı açarsam iki olsun ya. Şişt, hadi ördün. Şişik. Hı? Ben unuttum. Hemen kavgaya daldınız be. Ya hiçbir şey olmuyor. Vallahi biz çare bulamayacağız ya. Ben ne yapacağım bu Liz'e? Çiçek olmaz, bozulur. Bak mısır ekmeği olsa dayanır. Ben buldum. Bismillah. Ne buldun şimdi sen öyle? Hem de öyle bir şey buldum ki. Değil Adana'ya. Amerika'ya göndersen hiçbir şey olmaz. Üzüm. Arım. Balım. Hanayım benim. Vallahi bak sen orada hasta olursan yemin ediyorum ben de burada hasretinden hasta olacağım ya. Bak sana çarşıdan ada çayı aldırttım. Onu güzelce bir kaynat, limonla da iç, he mi? Çocuklarla şeyin içine koyacağız. Bu göndereceğimiz kasetin içine koyacağız. Vedatcan da sağ olsun sana pastil yolluyor. Gönlünden kopmuş, revirden yürütmüş. Sağ olsun. Liz yenge, seversen yollarım bir daha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Liz yenge. Abi perişan oldu Liz yenge. Geçmiş olsun yenge. Bu ne zaman yayınlanacak arıza? Dikkat! Oo, komutanım görüyor musunuz? Bütün Yeşilçam burada. Sayın yönetmenim, nasıl? Oyuncular yeterince dinlenebildi mi? Keyifler yerinde mi? Ha? Vallahi yeterince dinlendik komutanım. Ya ne zor işmiş bu film çekmek. Komutanım benim sahnelerim gerçi biraz zordu ama sanat için her şeye değer komutanım. Sen kesin soyunursun da ha. sanat için ne dosta canım? Alo! Kendinize gelin be! Kumpanya oldunuz yine! Bana bakın, herkes yataklarına. Bir kişiyi ayakta görmeyeceğim.
Nöbetinde çift istemiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım beyler ya, kalkın kalkın ya, çekimi bitirmemiz lazım. Hadi hadi, action action action. Hey uşaklar, doğru söyleyin. Hadi kalkın bakalım. Bu soğukta daha bayır çekim yapın. Oğlum, biz film değil, çile çekiyoruz, çile. Ya. Bak şimdi bak. Ne demek? Çile çekmek de ne demek ya? Ne demek lan? Çile çekmek de ne demekmiş? Allah çaktırmasın babacığım. Bak, filmin süper olması lazım. Yoksa Levent Üsteğmen'le bozuşuruz. Ya adam küsüyor be. Ne diyorduk? Action, action. Oğlum, action değil. Action değil. Action, action. Ece. Ecem benim. Ece. Ece. Vay Jumbo vay. Ece. Yere bakan yürek yakan ha. Abayı yakmış lan bu kıza. Jumbo. Minik kuşum. Uçan Filip, Gökhan'ım. Ecem, geliyorum. Neredesin? Jumbo karidesin. Çok korkuyorum. Korkma Ecem. Kurtaracağım seni düşmanların elinden. Sen yetişene kadar elin gavuru kaptı lan kızı. Ne gavuru, ne kızı, ne oluyor burada ya? Tamam tamam, sakin ol. Öyle dünkü kızı konuşuyorduk biz de. Şşt. İçi gitti lan kızın sana. Etkilendi değil mi? Aa, o nasıl söz ya? Etkilenmez mi kardeşim? Nasıl çeviktin? Nasıl cesurdun? Koğuş adına tebrik etmek istiyorum seni Jumbo. Tebrik ediyorum. Tabii bir yerde sen ne yaptısın ya? Araba infilak edebilirdi. Şu anda hiçbirimiz yaşamıyor olabilirdik ya. Tabii oğlum. Bak bir anlamda hayatımızı sana borçluyuz ya. Aşk tanrısı Jumbo. Allah senden razı olsun. Kahramanımızsın sen Jumbo. Şişt, nasıl başardın lan? Senin gibi olmak için ne yapmamız lazım bizim şimdi? Ya çok abartmayın bu kadar. Ya biraz zeki, biraz çevik olacaksın. Biraz da cesur. Tamam abi. Ha. Yani ne oğlum, bu da seninle Allah vergisi değil mi? Şimdi biz ne kadar uğraşsak boş. Ya yapmayın arkadaşlar. Siz de iyi çocuklarsınız. Hop. Ama biraz cesaretiniz eksik. O da zaman ne olur işte. Şaşkın. Bey var ya, Temu Erif'le beraber olacak gacıya acırım be ya. Oğlum, hiç kız arkadaşı olmamıştır ki çocuğum. Nerede? Sen ne konuşursun be? Sanki senin oldu. Arkadaşlar, Jumbo Gökhan'ın karşı cinsle münasebetini sağlamak bence bizim görevimizdir. Neden? Çünkü bir anlamda hayatlarımızı kendisine borçluyuz, öyle değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Yani. İlan ediyorum. Arkadaşlar, Jumbo Gökhan'ın artık bir sevgilisi var. Nasıl yani? Sevgili kahramanım Gökhan. Bir. Dünkü talihsiz kazada aslında hayatımın aşkını bulabileceğimi nereden bilebilirdim ya? Ay, ay. Nereden? Tosun, ne yapıyorsun oğlum? Bıraksana şu kamerayı yerine. Ya ne kıymetli kameram varmış ya. Yemedik ya. Allah Allah. Kurtarıcı gibi ortaya çıktığından beri. Yönetmenim, Fatun ne zaman başlayacağız diye söyleniyor.
ışık buluta mı giriyormuş? Öyle bir şey oluyormuş işte. Ya tamam tamam işte. 5 dakikaya kayıttayız. Benim şimdi ufak bir işim var. Hadi hadi action action action. Ya yardımcı yönetmen miyim, ayakçı mıyım belli değil. Babamın askerliğinde işe yarıyor. Nerede kalmıştık? Gökhan. Sen benim hep beklediğim erkeksin. Yok. 11. 12. 12. 13. 13. 14. Kollarım koptu. Ha? Ses gitti. Yönetmenim. Sesçi devrildi. Yes! Yes olmadı be, olmadı. Baştan alıyoruz. Ne olmadı ya, ne olmadı? Kaçıncı lan bu? Çekemeyecek, sen git lan. Menajer istiyorum ben, menajerimle görüşeceğim. Ben de menajer istiyorum. Kapris mi yaparım illa? Sessiz olun be! Bana bak Seyfi, çekeceksen çek şu filmi. Yoksa 3 tane şirap çekersin ha. Herkes geçsin yerine. Şirap vaziyeti, al! Hadi Seyfi! Action! 1, 2, 3. Kamera insanları değiştiriyormuş gerçekten. Baksanıza, hepsi komando kesilmiş. Ben de askerimi tanıyamadım komutanım. Acaba bütün eğitimlere mi kamera getirsek? Alay komutanı ne dedi? Gösterişli bir film istiyormuş. Bence siz de kamera önüne geçmelisiniz. Bence başrolü sizin almanız lazım komutanım. Hem film estetik bir değer kazanır. Tabii. Kes! Komutanım kadra girdiniz. Yani kadra giriverdiniz. Seyfi, sana şimdi bir girerim, kadro olursun. Emredersin komutanım. Çok kadirşinas sevgili Ferit. Şuradan eğer size zahmet olmayacak, tuzu hani bu tarafa bir gelin. Gerçek çok zahmet. Ben Hamza lütfen. Lütfen Ferit, Ferit. Yalnız. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Özellikle 3 beyaza bundan sonra dikkat ederim arkadaşlar. Tuz, un, şeker. Teşekkür ederiz. Hatırlatmayın. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de iyiyim. Lütfen. Afiyet abiciğim, bitti. Zaten bu tarafa ufacık bir şey kullanacağım ya. Hadi lan. Oo, daha çok işimiz var. Hadi topla kamerayı. Al işte. Oh be. Hadi. Hadi. Durun. Aç. Kuzu ver, kuzu. Bak, buraya bak. Vur, vur, vur. Geliyor biraz sonra. Allah, artistlik ne zor işmiş ya. İnsan yemeğin tadını alamıyor ya. Oh ya. Abla abi. Hocam. Sen şimdi bu senaryoya ne yazsan biz onu çekmek zorundayız değil mi? Vah be kanadamım, vah be şoförüm. Nerede biz de hocam? Ben böyle bahtsız bir yazarım ki. Levent Üstemen'deki Zitepem'e yok onu yazma bunu yaz. Vallahi hepsini satır satır okudu uzun kağıt. Hayret bir şey ya. Ya ayıp Arzu abi, ayıp ya. Sen bu askerler kebap yemektedir diye niye yazmadın? Ulan yuh sizin yaratıcılığınıza be. Ulan madem hayal kuruyorsunuz kızlar da olsun değil mi? Olur mu babacan öyle şey? Ben filmin gerçekçi olmasını istiyorum. Ben gerçekçi bir yazarım. O yüzden mesela yeşil mercimek yazdım sana. Bu gerçekçi bir akımdır. Mesela bundan sonraki sahne ne? Bölükte haftalık periyodik bakım. Öyle sahne mi olur lan? Bu havada dışarıda buz gibi. Gökhan, bir dakika gelsene. Abi Nizamiye sana mektup bırakmışlar. Komutanlar okumasın diye gizlice getirdim. Mektup mu? Anam! Ece bana mektup bırakmış. Şaşkın. Aç bakalım ne yazmış. Ne oluyor lan? Jumbo. Aç mektubunu lan. Ne işler çeviriyorsun sen? Ver bakalım bana selam yazmış mı? Git ya git. Özel. Kahramanım. Hayatımın aşkı. Ne? Hayatımın aşkı demiş. Anam! Başka ne diyormuş kız? İşte şu bu. Kardeşim her şeyi anlat demiyoruz ya. Ne olmuş abicim? Kız sana aşık mı olmuş? Bu vahşi cazibine dayanamamış. Ne diyor oğlum? Söylesene lan.
O da beni seviyormuş. Ne bedette? Kazanova, Cumbo, Kazanova. Kazanova, Cumbo, Kazanova. Hey, gözümde tutuyorsun. Hem müjde, ya bir seni özledim, bir de mısır ekmeği. Ya böyle azıcık kolye koyup gönderiverdi ha. Ya kendini değil, müjde, mısır ekmeğini diyorum. Yanına biraz da fındık koyuver. Ya kızım ne aganigisi ya, ne diyorsun? Ula burası asker uzağı, ne karısı ne kızı? Uy, kız arası nereden çıktınız? Merhaba, selam, biz ziyarete gelmiştik. Uy, kız arası var mıca durdunuz? Alo, ana müjde, alo. Ya yok kızım ne aganigisi ya. Ya ne karları? Allah Allah çiçek getirmiş karlar buraya da. Hı, müjde, alo, alo. Ula kapattı. Ne var, ne istiyorsunuz? Komutan Bey'e teşekkür etmeye gelmiştik. Tamam tamam, bir şey değil, hadi güle güle hadi. Aa saçmalama. Sen lazım bizim suçumuz ne? He, lazım çok mu belli olayım? Kimi göreceksiniz? Levent Üsteğmen ve postası Ferit'i. Ayrıca telefonda karı dedin. Karı denmez, bayan veya kız denir. Oho, kız milletimi, karı milletimi. Ya sizi anlamak çok zor. Her şeyle nem kapıyorsunuz. Hadi içeri almayacak mısın bizi? Donduk burada. Bir komutana soralım. Yol geçen hanım burası. Alo, Cemal Heçimoğlu. Komutan buraya iki karı, aman kız var, sizin soru iler. Pek yaman şeyler. İçeri alayım mı? Hı. Adınız nedir? Ece, Burcu. Ece ile Burcu değilim komutanım. Tamam. Allah Allah. Kurtul artık oğlum şu soy delikanlı triplerinden. Sen de kıza yaz. Ne biliyorsun yazmadığımı? Tamam ver okuyalım. Ha oldu, sana vereyim de hislerine dalga et sonra değil mi? Hiç, hiç. Hem dur bakalım, öyle bir mektupla olacak iş değil bu. Seven kadın gelir. Hem ben öyle hemen kanmam yani. Burcu saçın düzgün mü? Ece'ye yürü hadi. Ağlıyorum, hemen susar mı? Ay Ece'cim içimi kuruttun, güzelsin dedim. Siz ya. Siz dur Levent Hüseyin'e haber vereyim. Ay ne yapayım, heyecanlandım. Çok karizmatik çocuk. Çocuk dedin de koskoca subay. Hem bence o kadın subayla aralarında bir şey var. Aa hiç de bile. Hem postacı asker sana yüz vermedi. Benim de moralimi bozma. Anam! Gelmiş. Mermisin gelmiş. Bebeğim. Oğlum ballı mıyız? Neyiz lan? Buyurun. Anam, ne yapacağım ben şimdi? Dur bir sakin ol. Gidip hazırlanıyorsun abicim, biz de kızları oyalıyoruz, tamam mı? Ne hazırlığı yapacağım ben ya? Şşt, sakin ol, sakin ol. Benim hislim andan bak güzelim, temizleneceksin. Dişlerini fırçalayacaksın, tıraş olacaksın, tamam mı? Baş kulaklarını temizleyeceksin, göbeğin içine çek. Hadi çabuk durma, çabuk. Baba ben hızlı takım toplamaya gidiyorum. Sen de kızlar çıkar çıkmaz ziyaretçi parkına gidiyor, okey? Tamam anlaştık. Anlaştık. Orada saatleri ayarlayalım mı? Gerek yok, orada buluşacağız, tamam. Hayat! Şey bunlar sizin için Levent Bey. Buyurun. Yani hepiniz için bize çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Umarım bir gün siz de bizi ziyarete gelirsiniz. Tibet'e ne olacak Levent Bey? O da her Türk genci gibi askerliğini yapacak. Bence her erkek mutlaka askerlik yapmalı. Yoksa olgunlaşamıyorlar. Askerlerle uğraşmak zordur herhalde, ha? Evet, zor olabiliyor. Mesela şimdi denetlemeye çıkacağız. Öyle değil mi komutanım? Ne? Ha, tabii ya, denetleme. Ama isterseniz ben tek başıma da çıkabilirim üsteğmenim. Yo, misafirlerimiz anlayış gösterecektir herhalde. Tabii, anlıyoruz, işiniz var. Bayıldım, dayanımda siz vardınız. İnşallah hep bu kadar şanslı olurum. İnşallah, inşallah. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kıskanç kadın ya, aramıza girdi. Dedim ben, kesin aralarında bir şey var. Cek! Merhaba kızlar, nasılsınız? Ne yapıyoruz? Ha? Durun durun, ben söyleyeyim isterseniz. Şöyle ziyaretçi parkına doğru uzanalım mı? Ben de size yolda sıcak sıcak Bodrum anılarımı anlatırım. Ne dersiniz? Ne dersin, takılalım mı? Tamam. Süper, buyurun.
Efendim geçen yazda sanırım Bodrum'dayım. Maria adında bir animatör sevgilim var. Kendisi Beyaz Rusya'dan geliyor. Bizim evde oturduk animasyon yapıyoruz. Efendim Asfalya'dan atmaz mı? Asfalya mı? O kim? Eftalya diyecektin herhalde. Asfalya diyecektim. Asfalya İzmirce'de sigorta demektir. Daha neler öğreneceksiniz benim cahil perilerim. Efendim Asfalya'lar attı. Benim de kafam attı değil mi? Bak şimdi. Burada mısın oğlum? Ha, yarısı yenmiş bir çikolata. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Jumbo. İçeride misin lan? Değilim. Değilsin. Şşt. Hadi oğlum geldi kız çıksana. Yok gelmeyeceğim ben. Tuvaletteyim. Ne diyorsun be oğlum ya? Allah Allah. Tuvaletin sırası mı şimdi? Aç şu kapıyı. Gelmeyeceğim dedim abi. Çok çirkinim. Ne? Çirkinim. Oğlum delirdin mi be? Kızlar söyler öyle kendine. Çok çirkinim, mok çirkinim. Hadi aç. Hem öyle erkek adamla yüz güzelliği falan aranmaz. Ha, mesela. Hamza abin adı neden arıza? Çünkü kendisi arıza. Ya şimdi mesela bizim arıza abimiz. Sevgilisine hediye edilmek için kibrit çöpünden ev yapabiliyor yani. durun ne olur ben anlatayım. Ne oluyor? Aman pek bir heyecanlandın. Bana bak babacan. Neyse efendim Arıza abim böyle arada bir hömler. Siz onu aldırmayın. Şimdi efendim hikaye kantinde başlıyor. Arıza abim kibrit çöpünden ev yapıyor. Bu kara oğlan kız karşılığından evi kundaklayıp yakıyor. Asparagos yapmayasın böyle yalan yanlış. Ben bir şey yapmadım. Bu kedinden alev aldı. Ev yandı. Tamam mı kardeş? Unutma kız sana hasta. Yüzündeki yaralara falan takılmaz. Takılmaz değil mi? Takılmaz. Şöyle hafiften bir iki pilot edersiniz tamam mı? Sonra çıkarırsın mektubu verirsin. Unutma bak kız sana hasta. Kız bana hasta. Bizim abazalarda kıza hasta. Şuraya bak hepsi başından şuçlar nasıl konuşacağım? Bir şey olmaz ben hallederim sen yürü. Bu korktu. Hayalet vardı. Bey korkmadım. Gitme korkunma. Orada şey yap. Bütün haller toplandık mı? Toplandık. Ne haber? Gel. Bütün haller toplandık. Sorduk niye yıprandık. Bütün haller toplandık. Sorduk niye yıprandık. Merhaba. Sen Hülya Avşar'dan bile güzelsin. Gerçekten mi? Ekmek çarpsın. Alo! Anam! Yaktı çıramızı be, yaktı! Ne oluyor burada beyler? Ne bu gürültü be? Ya biz sizi kendi halinize bırakamayacak mıyız ha? Bırakamayacak mıyız? Bırakamayacaksınız komutanım. Sübhanallah. Şişt. Ama sordu. Naci. Yarın denetleme var. Şu halinize bakın ya. Asker misiniz, dansöz müsünüz belli değil. Leyla mı lan burası? He? Leyla mı? Denetleme için eğitim kayıtları hazır mı Levent? Hazır komutanım. Ama evde de bir kere daha kontrol edeceğim. Eve iş götürünce kabus salında ya Vedat Yemişçi'yi görüyorum ya da Hamza Delipınar'ı. O zaman siz eve aman iş götürmeyin komutanım. Keşke şu denetlemeyi atlatalım da kabuslarım bitsin artık. Siz merak etmeyin komutanım. Ben hepsini iki kere kontrol ettim. Siz şöyle bir göz atsanız yeter. Sağ ol Levent. Keşke seninle okuldayken tanışsaydık. Belki ödevlerini de yapardın ha? Vallahi kesinlikle yapmazdım komutanım. Ama yarın sabah erkenden gelip denetlemeyle ilgili bütün ayrıntıları kontrol edeceğim. Sen elinden gelen her şeyi yaptın Levent. Rahat ol. Her şey tamam da film ne oldu? Bitti mi? Çekimler bitti. Seyfi bütün gece bilgisayarda montaj yapacak. Ucu ucuna yani. Önceden izleme şansımız olmayacak mı? Yetişeceğini zannetmiyorum komutanım. Biz de generalle beraber izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani geriye şans dilemekten başka bir şey kalmıyor. Bence de. Of ya ne zor işmiş bu sesçilik.
Kulaklarım duymuyor vallahi. Abi benim de kollarım koptu ışık taşımaktan. Abi de ışık almayı bilseler. Bana laf yetiştireceğine işini doğru dürüst yapsaydım. İki gündür bittik lan koşmaktan. Oh olsun artistler sizi. Kıskanma lazım benim. Senin hayatın ayrıca bir film zaten. He. Şşt, babacanlar bakın beni iyi dinleyin ha. Şimdi yani ben bir yazar olarak çok karışmak istemem ama böyle yönetmenler hani montajda şey falan böyle atıyor ya sahneler. Vallahi benim o en sevdiğim sahneleri atarsanız haklarımı sonuna kadar savunurum ha. Mis gibi de okuyor mektubu. Ecem, Ecem benim. Alo! Hadi bakalım kızlar! Kalk, kalk, uyan! Bugün büyük gün, bugün general geliyor. Kalk, hadi, kalk! Ne olur? General! Vay be! Demek her sabah bunları böyle uyandırmak lazımmış. Güzel! Gökhan Sırım Ankara! Karargah Destek Bölüğü yemekhanesi denetlemeye hazırdır komutanım! Güzel. Neyse, şu ana kadar bir sorun çıkmadı. İnşallah bizim çocuklar çekimlerde bir sakarlık yapmamışlardır komutanım. 56. Piyade Alayı için bir tanıtım filmi hazırladık komutanım. Size göstermek istiyoruz. Bu film için tüm erbaş ve subaylar çalıştılar. Görelim bakalım bu filmin sonu mutlu mu bitiyor. Buyurun. Allah! Çok sert bir adam. Bizim manyak herifler bir halt ederse hepimiz yanarız. Kesin edecekler komutanım. Kesin edecekler ben biliyorum. Tebrik ederim albayım. Çok başarılı. Sağ olun komutanım. Mucize gerçekleşti galiba. Bizim çocuklar ilk kez yüzümü kara çıkarmadılar. Allah Allah. Bizimkiler hiç rezillik yapmamışlar. Hayret. Aman aman. Şeytan kulağına kursun. Hadi dostum yürü. Biz de çıkalım. Gel. Ha, Hamza abi bak. Sevgili kahramanım. Yapalım mektubu yazarken. Gökhan. Bir gün dünkü talihsiz kazada aslında hayatımın aşkını bulabileceğimi nereden bilebilirdin? Vallahi benim bir suçum yok. Sen gerçeği bilmiyorsun. Bunlar benim kafama silah dayadılar. Bundan sonra hiçbiriniz arkadaşım değilsiniz oğlum. Hiçbiriniz. Babacanlar, ne yaptınız siz be? Şuko! Başarılı insan denetlemenin şerefini çıkışta size bir kartı ısmarlayayım Hüseyin.
Ismarlamaktan kastınız sipariş vermekse olur tabii komutanım. Yani benim olduğum yerde kadınlar hesaba karışamaz mı demek istiyorsun? Yani. Olur mu öyle şey canım? Ben de para kazanıyorum. Demeni bekliyordun değil mi? Genelde çalışan kadınlar öyle söylüyorlar. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Biliyorum komutanım. Eşya. Kaybolsaydı kesin bunalıma girerdim ya. Yani bir şövalyelik durumu gibi bir şey oldu resmen. Mektubunu okudum Gökhan. Okudun mu? Ama merak etme. Anladım. Arkadaşların sana şaka yapmış. Anam, nereden anladın? Benim sana yazdığım mektuptan bahsetmişsin. Sana mektup yazmadığımı biliyorum değil mi? Doğru ya. Orada lan. Hela Ece Batı işte orada. Bu çok kötü olacak herhal. Ne yaptık biz? Kız çaban atmak için geldi herhal. Jumbo'yu ne kadar affetmeyecek bizi. Şşşt durun bir umudumuzu köreltmeyin abicim ya. Affettireceğiz kendimizi işte ya. Yavaş yavaş yavaş. Bak babacanlar. Bak bir şeyler oluyor. Günler nasıl geçiyor? Zor geçiyor. Gülüşüyorlar. Benim sinem değil. Babacanlar şşşt. Vallahi galiba hıyarlığınız hayırlara vesile oldu lan. Harbiden he. Resmen mutlu sonlu. Şiire bayıldım. Kendin mi yazdın? Şahsen kendim yazdım. Çok güzeldi. Burcu'ya bile gösterdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya bana istediğin zaman mektup yazabilirsin. Peki beni görmeye gelecek misin? Yani şey olarak hani olur ya. Bilemiyorum ki. Yani biz çok farklıyız gibi. Ama bence çok şekersin. Belki görüşürüz, neden olmasın? Gördü bizi, gördü. Ne yapıyor bu? Kol hareketi çekiyor. Ne? Koldan değil lan. Lan? Anam bayılıyor. Bayılıyor. Oğlum bizi affetmeden ölme. Ne affetmesi be? Kralsınız oğlum. Kazanova! Jumbo! Kazanova! Kazanova! Jumbo! Kazanova! Esnek!